Şimdi bir de şurayı değiştireceğim. Çünkü demin burayı sadece 7 gezegende görmek istemiştim. Çıkartmıştım ya, onları ekleyelim. Uranüs ekleyeyim, Neptün'e ekleyeyim, Plüton'a ekleyeyim, Kiron'a Ay düğümlerini ekliyorum. ATC'yi ekleyeyim. MC'yi eklemek istemiyorum aslında, görüyorum. ATC'yi de görüyorum aslında, derecesini, giriş derecesini. Onu da çıkarayım. Üzerine tıkladığım zaman istenmeyenlere geliyor. Save dedim, select dedim ve istediklerim burada çıktı, göründü arkadaşlar. Yine ben bu ayarları ana giriş sayfasından da yapabilirim. Bu ana giriş sayfasından. Peki onları nereden yapabilirim? Burada gördüğünüz gibi Sören Settings yazıyor. Bu bölümde bütün ayar dosyaları zaten var burada. Burada Display Points yazan yere tıklarım. Gördüğünüz gibi. Ve buradan istediğim herhangi bir dosyayı seçerim ya da kendim için hazırladığım bir dosyayı seçerim. Mesela şu Plan AST'yi kendim hazırlamışım. Onu seçerim. Selectlerim. Bakın buraya yine kendi hazırladığım başka bir dosya çıktı. Bunu yine tıkladım. Siz kendiniz yeni bir dosya buradan da hazırlarsınız. İstediğinizi içine alır, istediğinizi almazsınız ve burada gözükür. Select dediğinizde o burada ve harita üzerinde gözükecek. Aspect set dediğim standardı işaretlemişim. Mesela bu standardı değiştirmek istiyorum, açıları. Neyi istiyorum? Bütün açılar gözüksün istiyorum. Select dediğimde bakın büyüteyim, hatta orada küçük gözüküyor sanırım. Bayağı bir açıları, hatta mini açıları da aldı gördüğünüz gibi. 150'likleri aldı, kintiller aldı, kuintiller aldı, septil açıları aldı. Zaten majör açılar var. 30 derecelik açıları aldı. 150 derecelikleri de aldı. Noil açıları aldı. Aldı da aldı. Şimdi burayı kapatayım. O zaman ben bu aspekt seste hepsi olsun istemiyorum. Çok karıştı. Kendime göre bir bakın kendime Gülay açılar diye hazırlamışım dosya. Şimdi başka bir dosya hazırlayayım kendime. Siz de görün. Buraya özel açılar diyebilirim mesela. Özel açılar ve okey dedikten sonra buraya istediğim açıları sokar, istediğim açıları çıkarabilirim. Şimdi bu bölümde neler yapacağız? Şurada kavuşum açısı, sembolleri biliyorsunuz ve bu yanlarında da artı işaretleri var. Bakın arkadaşlar. Bunların hepsi şu an içeride. Ben ama kavuşum açısını istiyorum. Karşıtı istiyorum. Üçgen açıyı istiyorum. Kare açıyı istiyorum. Seksir açıyı istiyorum. Ama 45'lik açıyı istemiyorum. O zaman disable yapıyorum. Çıkarttım. 135 derecelik açıyı istemiyorum. Disable yapıyorum. Çıkartıyorum. Semiseksi 30 derecelik açıyı istemiyorum. Disable yaptım. Bakın kapanıyor orası da. Çıkarttım. 150 derecelik açıyı istemiyorum. Disable yaptım. Quintile açıları istemiyorum. Çıkarıyorum. Geliyorum. Disable yapıyorum. Ya da istediklerime istemediklerime çift tıklıyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. Septilleri istemiyorum. 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 Çift tıklayayım. Novil istemiyorum. İstemiyorum. Çift tıklıyorum. Çift tıklayarak gidiyorum. İstemediklerimi çıkartıyorum. Hiçbirini istemiyorum. Sadece paralelleri istedim. Selectledim. Ve sadece bakın haritam değişti. Demin üzerine çift tıklarsam haritam büyür. Sadece majör açılar çıktı. 5 temel açı çıktı değil mi? Kavuşum, kare, karşıt, üçgen, sekstil açılar çıktı. Burada isterseniz bu açılardan, yine gelelim bu açılar önemli. Üzerine tıkladım. Sadece minör açılar istiyorsan burada özel hazırlanmış dosyalar var. Minöre tıklarım, selectlerim ve minörleri aldım. Bakın. Gördünüz mü? Miner açıları. Peki bunları buradan da değiştirebilirim aslında. Sağ tıklarım ve aspect setten yine değiştirebilirim buradan.
Ama şeye gidelim biz, yine ana sayfaya gidelim. Geldim, burada minor açıları açmışsınız diyor. Buna geldim, ben minor açıları istemiyorum. Ya da minor açıları istiyorum ama bunu bozmak istemediğim için create ediyorum. Ve diyorum ki benim için minor açılar. Kendime hazırlıyorum çünkü özel. Aa, yanlış yazdık. Neyse. Şey, yazı kötü oldu. Bakalım. Benim için büyük harf olsun. Bağırarak yazalım. Benim için minor açılar. Evet. Ve okey diyorum. Şimdi bunlara sadece minor açıları ekliyorum. 45'liği okeyledim. İçeriye aldım. 135'liği aldım. 30'luğu aldım. 150 derecelik açıyı ekliyorum. Geldiler. Bunlar SolarFire'ın otomatik olarak eklediği dosyaları zaten bozmadı biliyorsun. Bu benim özel hazırladığım şeyler, sayfalar. Burada şu applying dediğim gibi yakınlaşan açılarda 3 derece minor açı olduğu için tolerans vermişim. Bu uzaklaşan, separating, uzaklaşan açı. Uzaklaşan açıda 3 derece biraz fazla. Bunu üzerine tıklarım ve sadece hiç silmeden 2 yazarsam otomatik olarak aldı. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Applying, yakınlaşan. Şuraya uzaklaşana sadece üzerine tıkladım, mavi oldu, 2 yazdım, hop değişecek o başka bir yere geçince. Bunlar progresler için arkadaşlar. Bunlar hep birde kalacak progresler için. Bunlar da transitler. Transitler için de her zaman 1 derece tolerans süper. Şimdi demin şeyde göstermedim, majör açılarda. Majör açılar için de göstereceğim. Minör açılarda bana bunlar yeterli. Ben bir de beni mutlu eden nobil açıyı görmek istiyorum. Nobil açılar, şanslı açılar zaten yanında artı olduğu için ne diyor? Zaten kayıtlı diyor. Nobil açı da mutlu edici bir açı olduğu için uzaklaşanda da 3 derece alabilirim yani. Ama hadi biz bozmayalım. 2 olarak uzaklaşanları işaretledik ve sev dediğimde, select dediğimde, bakın benim seçtiğim açılar gözüktü burada. Ama şimdi bizim minör açılarla işimiz olmadığı için şuradan ben yine buraya bastım ve sadece buradan normal bir şey açayım. Her zaman kullanabileceğimiz bunu da mı? Heh, tamam, okey. Majör açıları açayım ve onlar görünsün buradan. Bunun dışında her zaman create edin arkadaşlar. Yine burada şey yapabiliriz. Arabic Parts bölümü var. Bakın alt kısımda. Buraya tıklarsam bütün Arabic parçaları buradan görebilirim. Şurada Türkçeleri var ve burada birçok morpas, birçok Arap noktası var diyor zaten. Burada en çok biz Guido Bonatti'yi kullanıyoruz. Guido Bonatti'nin bazılarınızda İngilizceleri yüklü olabilir. Türkçeleriniz yoktur. Türkçeleri arkadaşlar daha önceden edinen arkadaşlara bir şekilde halletmeye çalışıyorlar ama bir sorunla karşılaştılar. Çünkü sizin programlarınız bunu kabul etmeyebiliyor gibi. Çünkü denediler, olmadı. Sonra anlatırım onu bölümde. Ben mesela Türkçe Arap noktalarını seçebilirim ya da Morpass seçebilirim ya da kendim create ederek istediğim Arap noktalarını alırım, istemediklerimi almaya bilirim. Ama bunu yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü sadece şey görebilirsiniz. Buradan istediğiniz seçebilirsiniz. Ben şimdi şeyi seçeceğim. Guido Bonatti. Select dediğimde ana ekranımda gözüküyor gördüğünüz gibi. Onun dışında yine burada Arabic Pars aspektler var. Burada her zaman Arap noktalarını 1 derece olarak orgu kullanıyorum ben. Onu işaretledim. Siz de Arap noktalarını göstereyim ben size nasıl yapmışım. Kavuşma 1 derece ve hepsini majör açılarda 1 derece olarak almışım. Minörler yok. Sadece 5 temel açı, ptolemik açı var. Yanlarında da artı olarak
İstediklerimin yanlarında artı işareti var. Ve save diyorum. Ve select diyorum. Dolayısıyla çıktı. Bu sabit yıldızlardan, bu da çok önemli arkadaşlar. Brady'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Sabit yıldız, şurayı kapatayım tekrar. Bu sabit yıldızlar bölümüne geldiğinizde üzerine tıklarsınız ve burada birçok şey açılır. Birkaç tane buton açılır. Bunlardan istediğiniz seçebilirsiniz ama Brady en doğrusu. Brady'yi tercih etmeniz. Mesela Star Life'ı seçerseniz Star Life'ın içinde 290 tane var. Geleyim buraya edit diyeyim. Ve bakalım içinde bakın 290 tane sabit yıldız var diyor. Görüyor musunuz? Aşağı kadar ineyim. Kaç tane sabit yıldız var bakın. Saymakla bilmez. Hızlı gidiyorum. Şuradan yavaş gideyim biraz. Ay inemedik. Bakın böyle bula gider. Bu arada şu yan kuducuklara bakın. O yan kuducuklardan Aldebaran'a geleyim mesela. Aldebaran'ın hangi takım yıldızında olduğunu gösteriyor burada ve şeyini, derecesini, boylam derecesini. Aldebaran şu an 10 derece ikizler. 5 dakika 52 saniyede. Gördünüz mü? Demek ki haritalarınızda, sizin haritalarınızda 10 derece ikizlerde herhangi bir gezegen varsa Aldebaran kavuşum yapıyor. 1 derece, 2-3 derece toleransı da alabilirsiniz kavuşumlar için. Bakın, Alkyon kaç derece? 0 derece ikizlerde 18 dakikadaymış. Burada birçok sabit yıldızı görebilirsiniz. Sirius'lar, Merius'lar hepsi çok. 290 tane sabit yıldız çok fazla. Şimdi geleyim başka birini seçeyim. Mesela Solar Map'i seçeyim. Editlediğimde görüyorum hepsini. Bunda 36 tane sabit yıldız var. Rigel var, Tuban var, Dosma var, Merak var, Menkar, bula hepsi var. Şimdi buradan istemiyorum çıkayım. Brady. Şurada çok önemli bir şey var. Bu GCFSS dosyası. Editlediğimde üstüne tıkladığımda galaktik merkezi gösteriyor arkadaşlar. Galaktik merkez neydi hatırlayanlar vardır muhakkak. Galaktik merkez şu an neredeyse 27 derece 0,8 dakikada şeyde diyor. Yay burcunda. Galaktik merkez aslında evrende en büyük bir kara delik olduğu, yani ilahi emrin geldiği, bir nevi yaradan noktası, ilahi emrin geldiği bir alan olarak da şeyde geçer astrolojide. Dolayısıyla bu galaktik merkez kavuşumu da 27 derecedir. Şurada da süper galaktik center'ı gösterir. Galaktik merkez için buraya girebilirsiniz. Biz şey, şunu tekrar söyleyeyim. 27 derece yay, galaktik center, galaktik merkez. Onu kullanıyoruz. Onun dışında şimdi ben Brady'yi istediğim için Brady'yi göstereyim size. Edit diyorum. Brady'nin içinde 50 tane en önemli sabit yıldızlar vardır. Bunların dosyalarını gönderdim arkadaşlara. Ders işlemediklerinize de bunları göndereceğim. Derecelerini. Şimdi kapatıyorum ve ben Brady'yi seçiyorum. Select diyorum ve bakın Brady burada gözüktü. Sabit yıldızların açılarını bana vermiş. Ben Star ASP'yi zaten seçmişim. Siz de bu Star ASP'yi otomatik olarak seçebilirsiniz. Şimdi benim zaten seçili. Siz seçmek için select diyeceksiniz. Hadi ben de select dedim. Burayı seçebiliriz. Bu sağ tarafta arkadaşlar. Her zaman tropikal olacak. Buraya dikkat edin. Her zaman tropikal burası. Burayla da hiç oynamayın. Burası zaten biliyorsunuz aramak istediğiniz harita. Şuraya search olayı isim yazarsınız. Kimin haritasını arıyorsanız onun ismini yazarsınız. Mesela ben John yazayım. Büyük harf yazdığım için vermeyebilir. Küçülteyim. John. Bakalım bize kaç tane John'un haritası verecek. Bir sürü kayıtlı John haritalarını verdi. Bakalım şöyle bir. John Stefan'ın vermiş. Philip Johnson'ı vermiş. Bakın. John. John Fox. Bla bla. Bütün ünlü John'ları bana çıkartmış. John Kennedy falan da burada içerisindedir.
Hepsi. John'la başlayan. John yakapusu vermiş mesela. Bakın John Kennedy'yi verdi zaten. John Kennedy verdi. İniyorum aşağıya. Bir sürü John. Ya da ne bileyim buradan kimi arayabilirim? Bill Clinton'ı arayabilirim. Bill. Bütün Bill'leri verdi bana. Bill Gates'i verdi. Bakın Bill'le başladığı için. Bütün ünlülerin adını da bu şekilde aratabilirsiniz. Bak Bill Clinton çıktı. Gördünüz. Open dersen haritayı bana açar. Gördüğünüz gibi Bill Clinton. Üzerine çift tıklarsam harita büyük ekrana giderim. Büyük ekran sayfasına giderim. Onun dışında burada göstereceğim dediğim gibi burası harita arama bölümünüz. Yine bu kısma Atlas bölümüne fazla girmeyin. Çünkü bunu baştan ayarlamıştık biliyorsunuz. Bu bölüm bu kadar. Buradan da renk ayarları falan yapabiliyorsunuz. Hani harita üzerindeki renkleri değiştirebilirsiniz. İşte bu renkleri seçebilirsiniz. Bunu seçebilirsiniz. Bula bula. Sonra da OK'ye basarsanız çevrilir. Ama ben şimdi bu tonları beğeniyorum. Pek değiştirmek istemediğim için de oynamak istemiyorum orada. Bu renkler benim için ideal. Değiştirmeyi istiyorum. Onun dışında bu bölümde size başka göstereceğim ana sayfada ne göstereyim? Şuradan bir bakalım. Bir top barı gösterdim. Mesela burada yine bu preferences bölümüne bakalım. Şu soları aman pardon zoom şeyini kaldırayım arkadaşlar. Ekranımı kapatıyor. Preferences bölümünü tıklarsam buradan görmek istediğim şeyler var, görmek istemediğim şeyler var. Şimdi dikkat edin. Settings'i kapattım. Mesela toolbar'ı kaybedeceğim. Bakın yukarıyı kaybettim. İkonları yok ettim. Ama görmek istiyorum. Büyük toolbar. Geri geldi. Bu preferences'a basarım. Mesela yer göstergeli şu alanı kaybedebilirim. İstersen. Kayboldu bakın. Görmek istiyorum tekrardan. O zaman yine view, date and place, zaman ve yer geri geldi. Yine buradan şey yapabilirim. Şu yukarıdaki ayar dosyalarını kaybettim. Sadece ben haritayı ve şu kısmı görmek istiyorum. Ama ben ayarlarımı görmek istiyorum derseniz ayar settings'i geri getirebilirsiniz. Yine bu preferences'dan şu en alttaki barı kaybettim. Orayı tekrar açayım ve onu anlatayım. Onun ne anlama geldiğini. Büyük planet var. Gezegenlerin bulunduğu var anlamında. Şu altta görüyorsunuz sanırım. Şimdi burada neler anlatılıyor? Burası da çok önemli. Şimdi bu bölümde gördüğünüz gibi üzerine geliyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Buradan bir ay işareti görüyorsunuz. Bu ay bakın ne diyor? Çıktı. Full moon 7,5 gün önce yaklaşık 19 Desember 2021'de tam şey olmuş, dolunay olmuş. 7 gün sonra da yeni ay olacak. New Moon yazıyor, görüyor musunuz? Üzerine getirmiyor. 2 Ocak 2022'de saat 20:33'te yeni ay olacakmış. Artı 7 gün var diyor. Eksi geçmiş demek. Full moon eksi 7,5 gün önce. 7,5 saat. 7 gün önce, 5 saat önce 19 Desember 2021'de sabah 06:35'te dolunay olmuş diyor. Burada ayın terazi burcunda olduğunu söylüyor ve sonrasında da 2 gün 2 saat sonra da Scorpio yani akrep burcuna geçeceğini söylüyor. 28 Desember 2021'de akrep burcuna geçecekmiş. Girişi söylüyor. Onun dışında güneşin bakın
hangi burçta olduğunu, Oğlak burcunda olduğunu, 21 Desember 2021'de Oğlak burcuna girdiğini, 24 gün sonra da Kova burcuna geçeceğini, 20 Ocak'ta saat 04:38'de Güneş Kova burcuna geçecekmiş arkadaşlar. Yanına geldiğimde Merkür tıklamıyorum. Sadece mouse üzerine koyuyorum. Merkür retroyu bitirmiş eksi 69 gün önce 18 Ekim 2021'de Merkür retrosu bitmiş. Fakat Boğa retro diyor. Artı 18 gün sonra diyor. Yani 18 gün sonra Merkür retroya giriyor. 14 Ocak 2022 saat 13:41'de Merkür retrosu başlıyor diyor. Venüs retro olduğu için kırmızıyla zaten gösteriyor. Bakın hepsi siyah. Venüs retro olduğu için kırmızıyla göstermiş. Venüs diyor 7 gün 3 saat önce retroya girdi. 26 derece Oğlak burcunda Venüs retroya girmiş. Ne zaman girmiş? 19 Desember 2020. Bir de saat 12:35-38 saniye geçe olmuş. Ghost retro bitiyor ya, yani pardon, Ghost direkt, yani direkt de 33 gün sonra dönüyormuş. 11 derece Oğlak burcundayken, bir dakika şöyle alayım. 11 derece Oğlak burcundayken 29 Ocak 2022'de saat 10:45'te Venüs retrosu bitiyor ve diğerleri de böyle üzerine getirip bıraktığınızda ne zaman retroya girecek, ne zaman retroları bitecek hepsini gösteriyor. Bakın mesela Jüpiter ne zaman girecek diyor retroya. 28 Temmuz 2022'de saat 10:37'de retroya girecekmiş. Satürn öyle hepsini bula bula veriyor. En sondaki tutulmaları gösteriyor arkadaşlar. 22 gün önce, yani eksi olduğu için 22 gün önce 4 Aralık 2021'de sabah 09:42'de güneş tutulması olmuş. Solar total dediği için tam güneş tutulması. Total tam demek. Solar güneş, tam güneş tutulması. Solar partial diyor. Peki bu solar partial eklipsiz parçalı güneş tutulması. Şöyle alayım. Parçalı güneş tutulması artı 125 gün sonra diyor. 125 gün sonra 30 Nisan 2022'de saat 10:27'de bir güneş tutulması olacak diyor. Bu ekranda başka gösterecek olduklarım şöyle bir bekliyorum. Şimdi bu ana sayfada yine bir sürü şey var. Harita ayarlarını dediğim gibi bu Sorrent Settings bölümünden yapıyoruz. Onun dışında aşağıda şeyleri gösterdik. Haritanın ön izlemesi dediğim gibi bu kısım ve buradan haritaları yazılan isimleri görüyorsunuz. Eğer harita kayıtlıysa İsevd yazar, değilse Nasdaq yazar. Harita sizin için önemliyse o Nasdaq'i bilirsiniz. Buradan haritayı faal yaparsınız, kaydedersiniz. Ben kaydettiğim için diyor ki bir kopyasını almıştın zaten, tekrar kaydetmek istediğine emin misin? Hayır diyorum. Kaydetmek istemiyorum. Onun dışında burada kaydedilmiş haritalarda değişiklik yapmak istiyorsanız eğer yine